çocuklar. Erman kaçın şöyle kaçın. Ay, evlerden ırak. Girmesinler, mümkünatı varsa kapının arasından bile girmesin yani. Pis zaten, ayak kaplarını buraya bıraktı, unuttu. Ellemeyin sakın çocuğum. Evlerden ırak görüyorsunuz değil mi, nasıl aileler var? Sakın ha, sakın. Bunlara benzemek yok. Benim size tavsiyem şudur çocuklar, evlendiğiniz zaman kesinlikle şiddet uygulamayacaksınız. Konuşmam üzere, seninle konuşmuştum zaten. Anneniz ve benim tavsiyelerimize uyacaksınız ve asla böyle bu tarz ailelerle, değil mi? Görüşmeyeceksiniz. Tabii. Bakın yastıklar, bunun bir tanesi kaç para biliyor musunuz çocuklar? Bunu nasıl sen alıp, bunda benim emeğim var, beyimin emeği var. Alıp sen bunu böyle şey yapa yapa yani kırıştırıp fırlatamazsın arkadaşım yere ya. Onu da attı değil mi? Çok özür diliyorum. Ben bunu görseydim gerçekten kamera falan dinlemezdim. Haberiniz olsun yani. Hani insanın da bir siniri var. Babanızın sabrını alacaksınız, annenizin kibarlığını. Duydunuz mu? Evet çocuklar, emeğe saygınız olacak. Alıp sen bu yastığı böyle yapıp atamazsın arkadaşım. Gerçekten. Dur tamam. Bir şey daha diyeceğim. Lipitasyonum düştü ya. Vallahi konuşamıyorum. Gerçekten. Ne? Yani değil mi? İnsana şey... Siz olun. Asla böyle bir şey yapmayın. Son sözüm budur. Meral, sonra kızım getir içeriden bez getir. Sen buraya ayaklarını nasıl uzatabilirsin? Ben beyimden öyle bir şey görmemişim. Bir kere şuraya ayağını uzattığını görmemişim. Bakın çocuklar, her zaman için insan kendini... Ben kesinlikle katılmıyorum abiye. Olabilir, insanlık hali. Gidip rahat etmek ister kendi evi gibi. Öyle şeyler düşünme. Biz de başkalarının evine gittiğimiz zaman hani öyle şeyler yapabiliriz yani hani. Ben hayatta yapmam, beyime de yaptırtmam. Biz de gittik, yaptık mı? Bu tür şeyleri yaptık mı? Nasıl yemek edilir görmediniz mi? Bu kavga, buradan gidişleri falan olmaz. Gerçekten olmaz. Biz bunları tavsiye etmiyoruz zaten yani. Hani bunları zaten gördüğümüz zaman kapatıyoruz televizyonu. Deminki kavga çok iyiydi ya. Şunu bir daha girelim mi? Ondan sonra da reklama geçeriz. Hazırladık bile hocam. O zaman ne duruyoruz hocam? Bizim belgesel başlıyor. Hadi seyredelim. Hani deniz aslanlarının ergenlik döneminde yaşadıkları bunalımı anlatıyordu. Hangi kanaldaydı bu ya? Aa, annemler arıyor. Ha. Alo anneciğim. Ay dur ağlama, ne oldu ya? Az önceki canlı yayında biz mi vardık? Ya anneciğim, bizim ne işimiz olur Gökhan'la canlı yayında? Olur mu öyle şey? Biz az önce komşulardaydık Gökhan'la beraber. Hayır, sen bizi başkalarıyla karıştırmışsın da. Bizim Gökhan'la televizyonda ne işimiz olur Allah aşkına? Ha? Yeter ya. Türk malı ho, Türk malı hey, baba bana para ver, baba der ne? Türk malı ho, Türk malı hey, Türk malı ailesi kuzularım hey. Hocam, kuzular minik bir konser vermek istiyorlarmış. Tamam, versinler. Gir bir tavsiyem. Bizi desteklemek istiyorsanız 122'ye kuzu yazıyorsunuz. Neydi abiye tam? Pardon. Bizi desteklemek istiyorsanız kuzu yazıyorsunuz. 122'ye göndertiyorsunuz. Evet. Bütün oylarınız bize geliyor. Yeter Ercan. Tam bitti mi? Bu şarkım tüm kaybedenlere geliyor. Tüm. Artık herkes üstüne alsın. Kim kaybetmişse aşkta? Ben hariç. Aşağıda. Yetişemiyorum, kusura kalma. Çekmediğim dertler çile kalmadı. Feryatsız gündüzüm, gecem olmadı. Çekmediğim dertler çile kalmadı.
Ben yatsız gündüzüm, gecem olmadı. Alamadık sokak, köşe kalmadı. Yalnızım dostlarım, yalnızım yalnız. Alamadık sokak, köşe kalmadı. Yalnızım dostlarım, yalnızım yalnız. Bu eski halimden eser yok şimdi. Üzdürab içinde de yorgunum şimdi. Tutun kollarımda. Enişte! Enişte! Bak ya! Şşt! Enişte! Şaka mı yapıyorsun enişte? Ne oldu? Enişte kalk kalk. Enişte iyi misin? İmme indi. İmme indi beyime, imme indi Erman. Tüm beni sevenlerden özür diliyorum. Bu nazardır, başka bir şey değildir. Bir grup Allah oku. Bu nazardır, başka bir şey değildir. Hemen kaldığımız yerden devam ediyoruz. Slow'u geçelim. Oynamaya mı geldik buraya? Oynamaya mı? Geç geç. Yarım gelir mektepten, kömeğir var ipekte. Meyyarim esin gelin, mencanda bir bilektin. Oynayım layım layım, layım kadan alayım. Gel bu gece bize kal, sana çorap üreyim. Oynayım layım layım, layım kadan alayım. Gel bu gece bize kal, sana çorap üreyim. Pınar'a gel ki görürüm, Pınar'a gel ki görürüm. Elin uzat gül verin, dur dur. Oy bahçeli giden gülümüm, köpekten ara, köpekten oy, köpekten ara, köpekten oy. Oy gelip de bir suyunu içemedim, köpekten ara, köpekten oy, köpekten oy. Bir ara verelim derim ben. Türk malı ho, Türk malı hey. Baba bana para ver, baba der mi? Yavru yavru, huma kuşu yükseklerden seslenir. Sesler. Hayda. Ya bu kapı nedir arkadaş yani? Bitmek bilmedi ya. Çorbacıya döndük vallahi. Görüyor musun Erman? Görüyor musunuz çocuklar? Kapı zilimiz hiç susmuyor. Hakikaten öyle ya. Ne sevenimiz varmış. Ne sevenimiz. Yol geçen alın gibi vallahi. Ay. Ay. Kuşlar helak olmadan vallahi. Ben gidip kapıyı açayım. Ötmekten helak oldular. Çocuklar, zilin içinde gerçekten sadece kuş varmış gibi söyledim. Duydunuz değil mi? Gerçekten espriyi patlattım. Allah'ım biz ne kadar yaşama gönencile dolu bir aileyiz. Gerçekten bazen kendi kendimi kıskanıyorum, inanın. İnanır mısınız yani insan kendine imrenir mi? Mesela ben imreniyorum kendime yani. Bakın yani şurada durdum. Cengiz İmren durumu yani. Ay. 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 Ay bari ben gideyim kapıyı açayım da kuşlar bundan olmasınlar Erman'cığım. Hayatım otursaydın da beraber açsaydık. Niye böyle şovlara giriyorsun anlamadım ki. Ay Erman bebeğim sen saatlerdir organından fışkıran ezgilerle, notalarla, güftelerle bizim ruhumuza müzik ziyafeti çekiyorsun. Bırak kapıyı da ben açıvereyim artık. Orhan ne kız? Orhan ne? Terbiyesiz. İki kamera koydular kendini cıvıttın falan. Ne yapıyorsun sen? Bana mı diyorsun Erman? Ne diyorsun Orhan Morgan? Erman organ yazıyor bunun üstünde. Ha or... O... Ya. Yani abi sen çok yaşa ya. Sen ne kadar düşünceli bir kadınsın ya Rabbim yani ya Rabbim. Çünkü ben sana aşığım Erman. Ne gibi? Delicesine. Sular seller gibi.
Ferhat'ın Şirin'e, Leyla'nın Mecnun'a, Romario'nun Jubilet'e aşık olduğu gibi sır sıplama aşığımsın. Hakikat biliyor kız. Vallahi çok etkilendim ha. Oynamadın değil mi plazma için? Erman. Kız 28. Ne kadar güzel şeyler söyledin. Allah belamı versin de onlar için. Oynamadım de. Allah belamı versin. Tövbe. Aferin, aferin. O zaman birlikte açalım mı kapıyı? Bu kılığına müsaade edemem. Kaçırırlar 8 sonra. Erman, Erman. Bunu hiç sormayacaksın zannettim. Aşkım ödüm cürtledi. Senden uzak olmak, kendimden uzak olmak gibi abiye. Hakikaten bak bu, yani bu işten gelen bir şey. Kalp atışı mesafemde dur, lütfen ayrılma. Beraber, bir, iki, üç. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hayırlı akşamlar. Yercan Kıymık isimli şahsın evi burası mı oluyor? Evet. Aslında Yercan Kıymık'ın evinin yarısı burası oluyor. Yani diğer bizimkinin yarısıyla alakası yok. Burayla yani. Bu kapıdaki Daltonlar kim ya? Arkadaşlar hani kuzulara gelen misafirleri tutacaktınız? Kapol geçen anla döndü. Ne yapıyorsunuz siz orada ya? Uyuyor musunuz? Bana bak, beni aşağı indirmeyin. Gelirsem yolarım hepinizi. Okey? Yok hocam. Biz bu adamları tutalım dedik ama adamların ellerinde silahları vardı. Biz de tırstık. Müsaade ettik geçmelerine. Kuzuların evinde silahlı adamların ne işi var ya? Hocam, adamların yanındaki kız az önce Bodrum'da Yarcan'a tecavüz eden kız değil mi? Harbiden ya, bu o kız. Kız babasını ve abilerini alıp gelmiş. Allah! Action'a bak be! Gökten yağmur gibi reyting yağacak. Allah! Allah! Bu Yarcan Kimik isimli şahıs eğer evdeyse, rica etsek gelip bizi bir görebilir mi? Biz içeri girmeyelim ki ortalık pislenmesin. Yalnız siz içeriye girmeye kalksanız bile kusura kalmayın, biz ayaklarınızdan almıyoruz. Evet, biz temizliğe ve hijyene çok önem veren bir aile olarak asla sokak ayakkabılarıyla evde salınmıyoruz. Mesela sokaktan içeri geldiğimiz zaman sabunla güzelce ellerimizi çitiliyoruz. Ardından dezenfektan jölelerle ovcalıyoruz. Çünkü çevremizde, toplumumuzda, asansörlerde, raylı raysız tüm taşıma araçlarında, AVM adındaki alışveriş merkezlerindeki yürüyen merdivenlerde, gözle görülmeyen ve özgürce gezen, sadece kedi ve köpeklerin duyabilecekleri sesler çıkartan onlarca, milyarlarca, kanyonlarca bakteri, virüs, mikrop ve telliksi hayvan var. Yani hakikaten karımın ne dediğini anlamadım ama onun cümlelerine hoşgörüyle bakıyorum biraz. Bak kardeşim. Ama illaki de biz ayaklarımızla girmek istiyoruz. Çünkü bizim çoraplarımız 6 aylık dolapta duran teneke peyniri gibi kokuyor diyorsanız, yani ne bileyim, ben buna saygı duyarım. Çünkü bilirim çorabı kokan insanın çaresizliğini ve mazlumluğunu. Yani ben de sizden biriyim. Anlatabiliyor muyum yani? Ama yani bence bu toplumsal yaraya bir parmak atma zamanı geldi diyorum ağalar. Ne diyorsunuz yani? Bizi yanlış cümlelerle yargılıyorlar. Ayaklarımız kokuyor diyorlar. Bizim ayaklarımız kokmuyor. Bizim çoraplarımız kokuyor. Bizim çoraplarımız kokuyor. Bu kadar. Neyse, durum daha sakin görünüyor. Ama silahlar çekilirse alttan Godfather'ın müziğini vermeye başlıyoruz, okey? Yapın hazırlığınızı. Başüstüne hocam.
Bakın beyefendi, defaatle söyledim size, ben bir bankada... Dışarıda ne oluyor ya, kavga mı çıktı? Müdür yardımcısı geldi, evet. Bir üstün müdür oluyor. Evet. Şimdi o bankada çalışıyor, lütfen izin verin yönetmenle konuşacağız. Yetkili birisiyle bizi görüştürebilir lütfen. Misiniz? Aa beyefendi, yönetmen bey bakar mısınız? Hemen bakar şu anda misiniz? Yayını durdurup bunun bir kamera şakası olduğunu söyleyeceksiniz. Evet. Ve bizim de şaka olarak kuzular gibi davrandığımızı söyleyeceksiniz, lütfen, lütfen. Evet, evet. Ve sonra da bizim eve de bir kamera koyup bize bağlanacaksınız. Ve bütün Türkiye bizim ne kadar modern, çağdaş, saygılı ve medeni insanlar olduğumuzu görecekler. Türkiye'nin örnek çifti kuzular olamaz. Kuzular olamaz, örnek çift biziz. Türkiye'nin örnek çifti biziz arkadaşlar. En ideal çift biziz, bunu duysunlar lütfen, lütfen. Biziz. Çok üzgünüm arkadaşlar, tüm samimiyetimle söylüyorum bunu ama maalesef alınan reytingi geri veremiyorum. Hem ben mi dedim size kuzuların evine gidin diye? Ha? Hayır. Ben mi dedim size onlardan daha Türk malı bir aile gibi davranın diye? Hayır. Halil, İbrahim, alın götürün bunları, uzaklaştırın hemen, kafamızda bıdı bıdı etmesinler. Bir sürü işimiz var zaten, kafamızı karıştırmasınlar. Bıdı bıdı mı? Lütfen ağzınızı bozmayın. Kuzuların evine de sakın sokmayın bunları, ona göre ha. Okey. Bunları öyle mi? Sizi mahkemeye veririz, göreceksiniz. Evet, sizi insan hakları mahkemesine şikayet edeceğiz. Sürüm sürüm süründüreceğiz, göreceksiniz. Lütfen dokunmayın. Lütfen. Bir saniye. Ne oluyor? O ne demek o duymuyor. Gayet de rahat duyuyorsunuz. Duymuyorum. Lütfen. Vallahi duymuyorum. Lütfen. Ay, çok güzel, hayat, çok huzurlu. Yani şunlar üniformalı olmasalar ben müdahale edeceğim ama biraz... Action! Ne demek action ne demek? Ağzınızı bozmayın. Action ne demek? Tamam beyefendi, gidiyoruz. Lütfen dokunmayın. Tamam, gidiyoruz. Madem içeri girerken ayakkabılarınızı çıkarmak istemiyorsunuz, o zaman ayakkabılarının üstüne o... mavi laylonlardan geçirtirsiniz. Erman, hastanelerde hani zorla giydiriyorlar ya, neydi onların adı o mavi laylonların? Baboş. Baboş, evet. Teşekkür ederim. Baboş geçirtirsiniz, öyle girebilirsiniz içeri. Öbür türlü sizi asla salmam içeri. Lütfen beyefendi, lütfen ısrar etmeyin. Bu şekil içeri girmenize asla müsaade edemem. Ne demiş atalarımız? Temizlik İran'dan gelir. Yok hemşire, sen tamamen yanlış anladın. Biz sizin parkeleriniz, hallarınız filan kan lekesi olmasın diye çağırıyoruz o çingiraklı yılanı buraya. Çingiraklı yılanı mı? Ha? Çingiraklı yılanı mı? Siz nasıl benim mükemmel kardeşim Yarcan hakkında bu şekil konuşabiliyorsunuz beyefendi? Mükemmel hariç, karımın lafının diğer kısmına ben de katılıyorum. Beyefendi, beyefendi, kendinize geliniz. Benim kardeşim hakkında bu şekil rencide edici, zincirleme, sıfat tantanaları kullanmanıza izin veremem. Abiciğim bir dakika, yani erkeklerle münasebeti çekil, ben konuşurum. Erman'cığım, lütfen ne kadar çevik, ne kadar cesur, ne kadar karayağız bir adam olduğunu göster şu edepsizlere. Dayıcığım hayırdır? Bir rahatsızlığınız mı var Yarcan'dan? Böyle 6 kişi gelmişsiniz kapımıza. Bir sıkıntı mı var? Bu biraz sonra bize vereceği cevaba bağlı. Ne gibi? Demem şu ki uşağım. Bu Yarcan menkil kuyruk. Milyonlarca izleyicinin gözünün önünde televizyonda ırzını kirlettiği kızın biricik serçemi almayı kabul ederse biz bir şey yapmayacağız. Damattır diyeceğiz. Sineye çekeceğiz. Biz yine de bir miktar dövmek isteyebiliriz babacığım kendisine. Yoksa rahatsızlık duyarız baba. Evet, çocuklar biraz eskitebilirler ama asla bir kırık çıkık olmayacak. Sadece ayakta tedaviyle geçiştirilebilir. Ya da belki yoğun bakım, o da bir gece, o da hastanın iyiliği için. Siz ne diyorsunuz beyefendi? Benim kardeşimin sizin kızınızla, Gümen Hanım'ınız sandım. Nasıl bir namus sorunu olabilir ki? Nasıl yani? Nasıl? Olur, olur abiyeciğim, sessiz ol. Senin o sıçan kardeşin Yarcan'ın karşı cinsten nefes alıp versin, bak nefes alıp versin, her türlü namus sorunu olur senin kardeşin. Ben tanıyorum, artık nefret ettim bu huylarından. İnan bak, nabza atsın yeter ya. İnsan bir seçici olur. Erman ne kadar ayıp. Yok, ille de evlenmem derse, işte o zaman ortalık bir miktar kan gölüne dönebilir. Ay
beyime indi. Beyime inme indisin. Acaba beyime... Beyime inme indi. Erman arkanı dön. Suni teneffüs hocam. Şunu dönderin. Dönderin. Ay. Ay. Erman. Allah! Allah'ım Erman! Erman! Türk malı ho! Türk malı hey! Baba bana para ver!